Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, öncelikle peşin olarak şunu söyleyeyim. Siz uyuşturucuyla mücadelede sınıfta kalmış bir bakansınız, bakanlıksınız. Bunu kim söylüyor, neye dayanarak söylüyoruz? Bunu bizzat sizin kendi hazırlamış olduğunuz 2021 yılı Türkiye'de Uyuşturucu ve Çocuk adlı raporunuz söylüyor. Bunu kim söylüyor? Sokaktaki vatandaş söylüyor. Bunu kim söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Bunu kim söylüyor? Sabahki konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşan mecliste fakirin, fukaranın, mazlumun sesi Engin Özkoç söylüyor. Bunu kim söylüyor? Türkiye söylüyor. Dolayısıyla Sayın Bakan, bakınız daha dün Kilis'teydik. Genel Başkanımızın yolunu bir vatandaş kesti. Vatandaş Genel Başkanımıza çocuğunun uyuşturucu nedeniyle içinde bulunduğu durumu anlattı. Dedi ki, ben akşamları yatarken odanın kapısını kilitlemek zorunda kalıyorum ve oğlum bana saldırır diye korkuyorum dedi. Ne olursunuz tedbir alın dedi. Bakınız Genel Başkanımız grup toplantılarında hep söylüyor. Sayın Bakan, siz Genel Başkanımızın grup toplantılarını takip ediyorsunuz ama bir türlü anlamak istemiyorsunuz. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul'da kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucuyla mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek. Sentetik bir uyuşturucu kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Bugün bunu Genel Başkanımız defalarca grup toplantısında söyledi. Bizler de söylüyoruz. Bu konuda sizin sorumluluğunuz var Sayın Bakan. Bu ülkenin gençlerini, çocuklarını uyuşturucu belasından kurtarmak sizin anayasal görevinizdir. Sizi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına, gençleri adına görevinizi yapmaya davet ediyorum. Bu uyuşturucudan gençlerimizi, çocuklarımızı kurtaracak tedbirleri bir an evvel alın. Twitter'da Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na sürekli laf yetiştireceğinize, sokaklarda uyuşturucu bataklığına saplanan çocuklarımızı kurtarmak için zamanınızı değerlendirin ve bu konuda politika üretin diyorum. Sayın Bakan, geçen yılki bütçe konuşmalarında yine aynı bu salonda şunu demiştiniz. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yapmaktadır demiştiniz. Ve bir takım rakamlar vermiştiniz. Ben de geçen iki bütçe görüşmelerinden bu yana kadar ne kadar eroin yakaladınız Sayın Bakan? Kaç tane uyuşturucu operasyonu yaptınız? Bu operasyonlarda kaç kişiyi gözaltına aldınız? Şu an cezaevlerinde uyuşturucu suçlarından kaç tutuklu var, kaç hükümlü var? Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli sayısı kaçtır Sayın Bakan? Geçici ikamet izniyle gelen yabancı sayısı kaçtır? Uluslararası koruma altında kaç kişi vardır? Bugün tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kaç yabancı kişi vardır? Kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır? Bu soruların cevabını da sizlerden bekliyoruz. Sayın Bakan, bir de seçim bölgem Adıyaman'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü sürem çok kısıtlı. Sayın Bakan, 2017, 2018 ve 2020 tarihlerinde Adıyaman 3 deprem yaşadı. En son Sivrice depreminden dolayı da Gerger, Sincik, Çeliken başta olmak üzere Samsat'ta 1700'e yakın ağır hasarlı ev var ve bu tespitler yapıldı. Ancak Samsat'ta 2017 depremlerinin birinci etabı yapıldı. İkinci etapların inşaatına bir türlü başlanmadı. Sivrice depreminden sonra bugün Sincik'te, Gerger'de, Çelikan'da henüz ev yapmaya başlamadınız. Siz daha önce Adıyaman ziyaretlerinizde söylemiştiniz. Adıyaman huzur şehri. Ben buradan altını çizerek söylüyorum. Vatandaş yazın sıcağında, kışın soğuğunda, konteynerde yaşadığı için huzur muzur kalmadı Sayın Bakan. Ne yapacaksanız bir an evvel bu vatandaşlarımızın mağduriyetini giderin. Bugün İnlice'nin Çukan Mahallesi'nde konteynerde doğan çocuklar artık 2 yaşına geldi. Samsat'ta doğan çocuklar 5 yaşına geldi. Daha siz neyi bekliyorsunuz Sayın Bakan? Sabahtan beri konuşmalarınızda birçok değerlendirmeler yaptınız. Adıyaman'ın da bu mağduriyetini gidermenizi bekliyoruz. Ben
Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkes saygıyla selamlıyorum. Demokratik bir hak olan ve anayasamız ile güvence altına alınmış olan gösteri ve yürüyüş hakkı uzunca bir süredir fiili olarak engellemelerle karşı karşıyadır Sayın Bakan. Yükü protesto etmek için sokağa çıkan öğrenciler, sendikalı olduğu için işten atılan işçiler, geçinemiyoruz diye yürüyüş yapmak isteyen ücretliler, şiddete karşı sokağa çıkan kadınlar hemen müdahale ile karşı karşıya kalıyorlar. Sayın Bakan, şiddet eylemlerinden bahsetmiyoruz. İnsanların bir araya gelip bir konudaki rahatsızlıklarını dile getirmeleri, bunun için slogan atmaları, yürüyüş yapmaları neden bir güvenlik tehdidi yaratsın? Demokratik bir toplum farklılıkları zenginlik kabul eden bir toplumdur. O açıdan farklı siyasi görüşlerin kendilerini var etmeleri için eylem yapmalarına, örgütlenmelerine izin vermek bir lütuf değil, sizin siyasi sorumluluğunuzdur. Her iki noktada da sizin demokrasiyi rafa kaldıran güvenlikçi politikalarınızın zafiyetine işaret etmektedir. Bu ülke 20 yıldır her türlü ayrımcılığı, nefreti, kini derinleştiren iktidara rağmen güçlü bir ülkedir. Protesto eden yurttaşları bir güvenlik tehdidi olarak görmek bu ülkeyi hafife almaktır. Ayrıca önemli vurgulamak gerekir ki demokratik protestolar yurttaşlık bilincini, bu ülkeye aidiyet duygusunu güçlendirir çünkü siyasete katılım aracıdır. Yurttaşların mücadele ederek aldıkları demokratik haklar mevcut ortamdaki sorunlara çözüm üretmelerini, geleceğe umutla bakmalarını sağlar. Çok örnek var, sadece birine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz YÖK'ün kuruluşu 6 Kasım 1981, 41 yıldır her sene 6 Kasım'da bir kısım üniversite öğrencisi YÖK'ü protesto eder, bu sene de etti. Ne oldu? Öğrenciler ev baskınıyla, yurt baskınıyla gözaltına alındı. Hiçbir şiddet içermeyen, demokratik bir protestoya katılan öğrencilerin evini basarak, yurdunu basarak gözaltına aldınız. Bu politikaların bu ülkeye zarar verdiğini görmelisiniz. Bu ülkenin demokratik birikimini küçümsemeyin, korkmayın, insanlar rahatça eylem yapsınlar. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı görev gelir gelmez nereden buldun yasasını kaldırdı. 2008 yılından itibaren de 9 kez varlık barışı çıkarttı. Bu sayede ülkemizde kayıt dışı para vergi bile ödemeden kayıt altına alınıyor. Yurt dışından gelen kayıt dışı paranın Türkiye'yi seçmesinin nedeni ne? Türkiye'de kara para ve suç gelirlerinin kontrolünün zayıf olması. İhracat değil, kredi değil, kaynağı sahibi belirsiz para ülkemizde cirit atıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre bu tutar 14 yılda 63,5 milyar dolar. Değerli arkadaşlar, bugün de konuşuldu. FATF'ın yani Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesindeyiz. Bu kurumun belirlediği 40 tavsiye var. Türkiye bu tavsiyeleri mevzuatına geçirmediği ve çıkardığı mevzuatı da doğru uygulamadığı için geçen yıl gri listeye alındı. Yatırım veya kredi için önemli bir kriter kabul edilen bu değerlendirmede biz şu anda Gana, Kamboçya, Yemen gibi ülkelerle birlikte gri listedeyiz. Dün MASA Mali Eylem Gücü'nün 12. tavsiyesi ile ilgili bir genel tebliğ yayınladı Sayın Bakan. Birinci bölümde başlangıç, ikinci bölümde kamusal nüfus sahibi kişiler bakımından alınacak sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, üçüncü bölümde de yükümlülük halinde uygulanacak olan cezaları içeriyor bu tebliğ. Türkiye bu tavsiyeye uymaktan hep geri durdu. Şimdi gri listeye alınca bu konuda bir düzenleme yapıyor. Buna göre Türkiye'de seçilmiş ve atanmış kişiler, aileleri ve yakınlarının fonları ve mal varlığı yüksek risk görülmesi halinde gözetim ve denetim altına alınacak. Şimdi sormak istiyoruz. Bugünden sonra görev yapan üst düzey kişilerin, bakan olur, bürokrat olur, siyasetçi olur, fark etmez, yakınları diyelim ki bir adadan bir sterlinlik şirket kurar ve Türkiye ile milyonlarca dolarlık para transferi yaparsa bu yüksek riskli sayılacak mı, sayılmayacak mı? Bu tebliğde bunun cevabı yok. Görünen o ki
mevcut sistemde Türkiye'nin gri alandan çıkabilmesi mümkün değil. Biliyoruz ki gri alan iktidarlara hizmet eder. Bu alanı temizlemek milletin iktidarında atacağımız ilk adımlarından biri olacak. Genel Başkanımızın sözü var. Göreve geldiğimizde ilk 3 ay içerisinde Türkiye'ye siyasi etik yasasını kazandıracağız. Biz bu tavsiyeleri Türkiye'de temiz siyaseti bir kural olarak hayata geçireceğiz. Kendimizi, gücümüzü halkımızın gözetimiyle, denetimiyle sınırlayacağız. Türkiye gri alandan kurtulacak, şeffaflığa, adil bir yönetime kavuşacak. Evlatlarımızı, insanımızı, yarınımızı tehdit eden uyuşturucu bataklığı ancak böyle kurtulur. Genel Başkanımızın dikkat çektiği nokta budur. Sayın Bakan, her ne kadar aksi gösterge çok olsa da size hatırlatmaya devam edeceğiz. Burası bir hukuk devleti, devletin görevi her bir vatandaşımızın eşit hak ve hürriyetlerini korumaktır. Mayasında Cumhuriyet'in harcı olan Muğla'mızda her türlü siyasi görüşe ve inancı sahip insanımızın bir araya gelip huzur ve kardeşlik içinde, hoşgörü içinde yaşayabilmesiyle biz övünüyoruz. Maalesef atadığınız vali tarafından bu ortamın yok edilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Milas'tan bu yıla kadar birçok gıda, tarım ve hayvancılık fuarı yapıldı. Ortak akılla, kurumsal işbirliğiyle hepsi de çok büyük başarı ile yapılmıştı. Bu yıl 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde Muğla Valisi İl Tarım ve Orman Müdürü'nün etkinliğine katılmasını yasakladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nün etkinliklerde görev almasını, etkinliğe katılmasını yasakladı. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin Milas 8. Zeytin Hasat Şenliği'ne katılmalarını engelledi. Milas'taki örnek işbirliğini engelleme sorumsuzluğunu ve cesaretini gösterdi. Neden? Yıllardır Milas'ımızda yapılan Zeytin Hasat Şenliği'ne CHP'li belediyeler organizasyonunda var diye kamu kurumlarının destek vermesinin yasaklanması valiye sizin talimatınız mıdır? Eğer bir talimatınız yok ise Muğla valisi tavrıdan Milas'ın ve Muğla'nın birliğini, beraberliğini bozan bu tavrı nedeniyle bir açıklama isteyecek misiniz? Bu sorumsuz tavrının hesabını soracak mısınız? Birçok örnek var. Muğla Valiliği yönetmelik kapsamında belediyelere ayrılan %50 oranındaki katkı payını CHP'li belediyeler vermeyerek AKP'li belediyeler üzerinden protokol yaparak kazı başkanlıklarını aktarmaktadır. Örneğin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fethiye Kayaköy'deki restorasyon projesi tamamlanan taşınmaza iki defa başvuru olmasına rağmen vali tarafından katkı payı verilmemiştir. Kilise restorasyon projesinin yapımı için başvuru yapılmış, bu başvuruya da katkı payı verilmemiştir. Sormak isterim. Danıştay'ın kesinleşmiş kararına rağmen kıyı tesislerinin mevzuatın hükmettiği şekilde Büyükşehir Belediyesi'ni devretmemek için yıllardır devir tavsiye komisyonu toplanmaması valiye sizin talimatınız mıdır? Köyceğiz'e Dalyan kanallarında faaliyet gösteren deniz araçlarının resmi işlemleri mevzuat ve kesinleşmiş yargı kararları gereğince Büyükşehir Belediyesi'ndeyken hukuksuz idari bir işlemle Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi valiye sizin talimatınız mıdır? Orman yangınlarında itfaiye teşkilatı bünyesinde bulunan Büyükşehir Belediye'mizle irtibat ve koordinasyon kurmaması valiye sizin talimatınız mıdır? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüreği her vatandaşımız için atsın, kolları herkesi eşit kucaklasın istiyoruz. Bunu yapacak olan da başta sizin ve atadığınız valilerdir. Devlet bilincinin yok edilmesine müsaade etmeyelim Sayın Bakan. Gerçi bu konuda iktidarınızdan adım atmasını beklemek, ölünün gözünden yaş beklemek gibi bir şey ama uyarımızı yapmak bizim tarihi bir görevimiz. Tarihe not düşelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de saygıyla selamlıyorum tüm katılımcıları. Evet, ben Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi olarak Avrupa Birliği ile ilgili son çıkan raporda sizin de alanınızı ilgilendiren, bakanlığınızın alanını ilgilendiren konulara vurgulayacaktım. Burada özellikle güvenlik konusunda Avrupa Birliği ile ilgili mevzuat uyumlaştırması noktasında özellikle örgütlü suçlar, terörizmle mücadele, adli polis, gümrük konularında Avrupa Birliği ile işbirliği noktasında ciddi uyarılar var. Örgütlü suçlarla mücadelede ülkemizin yasal mevzuat anlamında daha çok hazırlıklı olması gerektiği, sınırlı bir hazırlık süreci
ihtiyacı var ve geçen yıl raporda atıf yapılan uyarıların da dikkatle yerine getirilmedi. Toplu istatistiklerin özellikle sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması, suç şebekelerinin çökertilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarına el koyma süreçlerindeki o mekanizmanın da yeterli işlemediği, özellikle bugün de çok vurgu yapıldı. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili direktiflerin yerine getirilmediği, siber suçlarla tanık korumaya yönelik mevzuatın ve özellikle mal varlığı geri alım birimi konusunda bu birimin hala kurulmadığı, Eurojust'la işbirliği konusunda insan ticaretinin önlenmesine yönelik bizim taahhüt ettiğimiz yasal mevzuatta sıkıntılar olduğunu söylüyor. Tabii bunun en önemlisi kişisel verilerin korunması mevzuatı Sayın Bakan. Burada da henüz gün hale gelmedik. Mecliste bunu bu düzenlemeyi yaparken vize kriterleri kapsamında bunun yeterli olmadığını ve eleştiri alacağımızı söylemiştik. Europol ile ilişkiler, ağır suçlar, terörizmle mücadele konusu konusunda da yine bir uluslararası anlaşma henüz yapılamadı. Türkiye'nin küresel örgütlü suç endeksinde 193 ülke arasından 12. sırada, yani üst sıralarda yer alması, özellikle ateşli silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yüksek riskli suç şebekeleri, çevre suçları, mal varlığına karşı örgütlü suçlar, taklitçilik, suç gelirleri, kara para aklanması konularında yine bu platform içerisinde Türkiye'nin yeterli mevzuatta yerine getirmediğini söylüyor. Burada özellikle silahlı şiddet konularının ve silahlı, ateşli silahların kullanımı konusunda da giderek artan bir orandan bahsediyor. Sınır güvenliği, deniz ticareti, Frontex, burada biz de Avrupa Birliği'ni eleştiriyoruz açıkçası. Kendi sorumluluklarını yerine tam anlamıyla getirmezken burada insan kaçakçılığı noktasında da sorunları var. Geri kabul anlaşması önemli bir anlaşma. Yine Avrupa Birliği sorumluluklarını yerine getirmezken siz bize kriterleri noktasında da 6 kriter var. Sizin bakanlığınızın alanını ilgilendiren kriterler. Ama burada da sorunlar var. Terörizm tanımı bir kenara bırakıyorum ama diğer alanları da yerine getirmek noktasında ne düşünüyorsunuz? Çünkü vize krizi yaşandı bu dönem biliyorsunuz Avrupa Birliği'yle. Burada da bu kriterleri eğer yerine getirirsek bu sorunu biz aşmış olacağız. Greco yolsuzluk konusu, bu konuyu çok Europol'de işbirliği, bunlar sanırım yerine getirilebilir düzenlemeler. Neden burada çekingenlik ortaya koyuyorsunuz? Pasaport konuları çok bu yaz dönemi sorun oldu. Nedeni nedir bu pasaportlara vatandaşlarımızın mağdur olması? Diğer bir önemli konu düzensiz göçmen sorunu. İstanbul'da benim seçim bölgem olan sizin de hakim olduğunuz bölgelerden Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Arnavutköy bölgelerinin çok ciddi bir göçmen sorunu var. Bu mahallede demografik yapıları değişmiş Sayın Bakan. Siz burada sunuşunuzda önemli bir işte mücadele ya da önemli bir düzenleme yapıldığını, işte insani bakış açısı söylediniz ama bunun denetim mekanizmasını çok ciddi yapmanız gerekiyor. Burada ciddi şikayetler var. Burada istismarlar, ciddi sorunlar, uyuşturucu ağları, çok ciddi vatandaşlarımız sorunlar iletiyorlar bize. Sizin yapmış olduğunuz sunum, uygulamadaki bizim karşılaştığımız vatandaşların bize sunduğu gerçeklikten çok çok uzak. Bu konuya çalışmanız gerekiyor. Bu sokaklarda neler oluyor? Bu düzensiz göçmen sorunu ve uyuşturucu sorunu elbette ki. Yine zaman zaman bürokrasiyle iletişim kuruyoruz. Bunlar çok ciddi bir sorun alanı, uyuşturucu sorunu. Gerçekten burada bir mücadele, bizim hepimiz bundan büyük memnuniyet duyarız uyuşturucu mücadeleden. Ama burada sorun var. İstanbul'un bu söylediğim ilçelerinde çok ciddi sorun var. İşte Bağcılar'daki yaşanan olay. Siz bir çalışma, örneklem çalışması yapmanız gerekiyor bu mahallelerde. Ve şunu bile söylemeleri vatandaşlarımızın, ya emniyet güvenmiyoruz. Emniyet birilerine güvenmiyoruz demeleri dahi çok ciddi bir sorun olarak karşımıza duruyor. Ve bugün rakam verdi, Sayın Taşçıer de atıf yaptı ve siz sunuşunuza söylerken biz bu şekilde anladık sayıları. Bu düzeltilebilir elbette ama sunuşta böyle anlaşılmadı. Şimdi bu 381 bin istisnai vatandaş, şimdi seçmen olacaklar mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes seçmen olacak. Kaçı 18 yaş üstü ve bu seçimlerde oy kullanacak. Sayın Gözleme lütfen topu alabilirsiniz. Bu YSK, süreniz bitti. Tamam, tamamlayacağım izninizle. YSK seçmen listelerini açıklayana kadar kaç kişi istisnai vatandaş olacak, TC vatandaş olacak? Yani siz işte yabancıların seçimlerde oy kullanabilmesi mümkün değil, böyle bir dezenformasyon var. Zaten yabancı oy kullanamaz, biz böyle bir şey iddia etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı sayısı kaç olacak seçimlerde? Bu istisnai vatandaş dediğiniz kavram, işte milli güvenlik açısından sorun yaratmayan, Cumhurbaşkanı'nın işte belirli bir yatırımda yatırım yapan kişilere tanınan, bakanlar kurulunda tanınan,
istisnai vatandaş. Peki mülk edinenler işte 400 bin dolara kadar, işte emeklilik sistemine giriş yapanlar, bu vatandaşlar kim? Sayın Taşyerli'de diğer uyruklu vatandaşımız olan ve seçmen olacak kaç kişi olacak? Bundan vatandaşımız kaygı duyuyor Sayın Bakan. Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan ve Bakan Yardımcıları, değerli bürokratlar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Son konuşmacıya hitaben, daha doğrusu cevap hakkı niteliğinde olarak şunu söyleyeyim. Sayın Soylu'yla hiç kimsenin kişisel bir meselesi yok ve Sayın Soylu'ya karşı burada yapılmış siyasi eleştiriler bizde hiçbirimizi listelerde, bir yerlerde garanti etmez. Ancak sizin yapmış olduğunuz bu övgüler herhalde sizi listelerde birkaç dönem bir yerlerde garanti eder. Hayırlı olsun, gözünüz aydın olsun. Şimdi hava durumuyla bir yerlerde yemek yiyen belediye başkanından bahsetmekle beraber İstanbul'da bombalı saldırı olduktan sonra Malezya'ya gitmekten geri kalmayan Sayın Cumhurbaşkanı da burada kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın. Önce ben şunu söyleyeyim. Burada çok değerli bürokratlarımız var. İşlerinde burada siyaseten gelmiş. Endonezya diye düzeltir misin? Endonezya olarak düzeltiyorum. Siyaseten gelmiş ve önümüzdeki ilk seçimde iktidar değiştiğinde siyaseten görevi sona erecek veya değişecek, gidecek mutlaka çalışan vardır. Ancak devletin memuru olarak saydığımız, bildiğimiz, kabul ettiğimiz askerimiz, polisimiz ve bürokratımız hepimizin askeridir, hepimizin polisidir, hepimizin jandarmasıdır. Hiç kimsenin özel memuru değildir. Devamlı buradan söylüyoruz. AKP'li arkadaşlar buradaki bürokratlar ve buradaki bürokratlar üzerinden sanki çalışan memurlarımızın, bürokratlarımızın kendi memuruymuş gibi algı yaratmaya çalışsa da onlar bizim devletimizin memurudur. Sizin bu yaratmaya çalıştığınız algıyı reddediyorum ve kınıyorum da. Şimdi önce şunu söyleyeyim Sayın Bakan. Bakın, KYK'larla ilgili gerek Cumhuriyet Halk Partili diğer milletvekilleri veya yetkililer ve gerekse de Sayın Genel Başkanımızın söylediği tek şey şudur. KYK'yla atılanlardan yargı kararıyla beraat edenlerle ilgilidir ifadeler. Tekrar geriye dönebilir şeklindeki açıklamalar. Eğer bunlardan herhangi birisi ceza almışsa bunlarla ilgili hiçbir söylem yoktur. Bu söylemi de kimse çarpıtmasın. Bakın, biz teröre karşıyız. Teröre karşıyız ve teröre her zaman da karşı olmaya devam ediyoruz. Ancak bir konuşmacının biraz önce zımmi destek olanlar da dedi. Acaba bu zımmi destek olanlar geçmişte yakın bir tarihte teröre destek verenlerle halay çekenler mi? Veya efendim hamurdan davulla zurnayla karşılanan o teröristlere sen efendim pişmansın değil mi diye onlara söyleyen ve onları valilerle, kaymakamlarla karşılatıp savcılara ayaklarına gönderenler mi acaba bu zimmi destek verenler? Onları da efendim bilelim. Şimdi Sayın Bakan, ben naçizane çok siyasi bir konuşma yapmadan sadece bir İçişleri Bakanı nasıl olmalı onunla ilgili çok kısa bir düşünce bir paylaşmak istiyorum. Göreviniz gereği kucaklayıcı olmanız lazım. İçişleri Bakanı dediğiniz kişi ve o göre vatandaşı ayrıştırmayan ve eğer bir vatandaşına karşı da bir haksızlık, iftira, bir yanlışlık yapılmışsa ilk karşı çıkacak olan kişi olmalı. Ama siz görüyoruz ki bakın
Bir terör eylemi yaşanmış, daha ne olduğunu bile bilmeden kalkıp birilerini suçlar, açıklamalar yapıyorsunuz. Ve ondan sonra da yapmış olduğunuz açıklamanın yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı, sizin tam tersi, eğer birileri böyle bir şey açıklama yapmış olsa, ya bir dakika dur kardeşim, daha gerçek ortaya çıkmamış ki demeniz gereken bir kişi ve görevdesiniz. Ama siz tam tersi bunları yapan ve toplumu ayrıştırıcı dil kullanan bir durumdasınız. Ben sizin eğer böyle bir yanlış yapan varsa, tam tersi ona karşı dur diyen birisi olmanız gerekirdi diye ifade etmek isterim. Bakın, ilk defa ha şunu da söyleyeyim. Biz siyasetçiyiz. Siz de siyasetçisiniz. Genel başkanımız da siyasetçi. Bizlerin eleştirileri siyasidir. Siz eleştiri yapabilirsiniz, siyasidir. Biz eleştirimiz siyasidir. Ve gerek jandarma komutanlığı, gerek emniyet genel müdürlüğü ile ilgili yapılmış bir eleştiri varsa bu siyasidir. Bunun muhatabı da sizsiniz. Ama öyle tahmin ediyorum ki bu ülke tarihinde ilk defa bir emniyet genel müdürüne ve jandarma genel komutanına bir siyasi, bir genel başkanını şikayet eden ve ettiren durumunda olan bir kişisiniz Sayın Bakan. Şimdi şunu söyleyeyim, bakın, polisimiz ve jandarmamız hepimiz. Ve AKP'nin gerek emniyete ve gerek jandarma ve askeriyemize karşı bilhassa zaman zaman siyasi yaklaşımlarla sanki kendi emniyeti kendi jandarmasıymış gibi takındığı tavırlar sizi belki rahatsız etmiyor olabilir. Ama bizi rahatsız ediyor. Bakın, Antalya'da iki ilçede görevli polisler AKP ilçe başkanının marifetiyle tayin edildi. Ben size söyleyeyim. Bununla ilgili de soru önergesi verdim. O zaman cevabını verseydiniz de yanlış olduğunu öğrenseydik. Biz size sorduk ve siz de bunun cevabını vermediniz. Eğer siz, bakın, polis memurlarını seviyorsanız onlara karşı koruyucu olun. Kimden? AKP'lilerden koruyucu olun. Ve yine şunu da söyleyeyim, bakın. Antalya Kepez ilçe başkanınız jandarma alay komutanını ziyarete gitti. Bir dakika, özel değil. Bu siyasi bir şey. Ve ilçe başkanının o ziyaretteki oturuşu ve alay komutanının o ziyaretteki sandalyenin ucunda duruşu sizi rahatsız etmediyse bile Antalya halkını rahatsız etti ve üzdü. Çünkü o komutan bizim anlı şanlı Türk askerimizin bir ferdiydi. Oraya gelen AKP ilçe başkanı sanki o jandarma komutanına memurun muamelesi yaptı. Ben buradan bir kez daha kınıyorum. Eğer sizin içinize o davranış siniyorsa da siz bunu kabul etmeye devam edersiniz. Bakın, yabancılar konusu burada çok konuşuldu. Ben sadece bir kelimeyle bunu söyleyerek devam edeyim. Sizin resmi kayıtlarınıza göre yabancı sayısının 5.254.586 olduğunu ifade ettiniz. Kaldı ki bunlar, efendim, bilinenler, bilinmeyenleri kim biliyor onu da bilmiyoruz. Ama hesap ettiğimizde 16 kişiden birisi bugün bu ülkede yabancı, Sayın Bakan. Bakın, geçenlerde de konuşmuştum bir bakanlıkta. Ekonomiler, diğer konular bir gün gelir düzelir. Ama bugünden böyle 6 milyona yaklaşmış yabancı konusu ve bu yabancılar bu ülkeye yerleştiği müddetçe gelecekte ülkenin başında en önemli sorun olmaya devam edecektir. Bu da ülkenin geleceği açısından en büyük sorunlardan birisi olacaktır. Son söz, Manavgat yangınları ile ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın, Manavgat'ta başlayan Akseki, Gündoğmuş, Alanya, İbradı bölgesinde gerçekten büyük bir yangın çıktı ve Tarım Bakanı başta olmak üzere o dönemde özellikle bakanın vasilesizliğiyle bu yangın süreci uzadı. Bunun tartışmasına girmiyorum. O dönemde AFAD'a teşekkür edildi.
Ben buradan bir teşekkürü de siz yapmadınız hiçbir aşamada. Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve de Manavgat Belediyesi'ne yapmak istiyorum. Çünkü çalışanlarıyla çok emek gösterdiler, mücadele ettiler, bütçesinde çok büyük para harcadılar. Ve AFAD ve TOKİ üzerinden yapılan vatandaşımıza belli miktarda ev var. Oradaki en büyük sorun o vatandaşlarımızın evinin bugün vatandaşa kaç paraya teslim edileceği hala belirsizliğini koruyor. Devlet olarak yangında vatandaşın evinin yanması engellenemedi ama yapılan evlerin hala kaç para ödeyeceği bilmeden vatandaşlarımız yarın kaygısı içerisinde orada bulunmaktadır. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, kim demiş? Atatürk uyuşturucu kaçakçısıdır diye kim demiş? İsmet Paşa uyuşturucu kaçakçısıdır diye kim demiş? Tuncay Bey, dinlersiniz. Bundan 100 yıl önce Amerika Senatosu'nda konuşan bir milletvekilinin açıklamasıyla beraber New York Times'dan Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü Avrupa'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı ülkesidir diye bir suçlamada bulunmuştur. Benzer suçlamalar Adnan Menderes'e de olmuştur, Demirel'e de olmuştur, Erbakan Hoca'ya da olmuştur. Evet, Erbakan için de böyle manşetler atmıştınız. Biz atmadık. Orada bugün de yapıyorum. Ben burada şunu dikkat kardeşim sahibi kim sonra söyleyeyim. Dikkatli olmalıyız. Hayır efendim. Açıklama yapacağız. Hayır, nasıl yok böyle bir şey? Hakaret içerikli, iftira içerikli beyanlarla bulunmuştur. Hayır efendim, hayır. Salih Tora açıklama yapmıştır buradan. Açıklama yapacağız efendim. Uyuşturucuyla ilgili efendim. Atatürk, İsmet Paşa. O bir şeye dayandırmıyor ki. O zaman eroin yok. Eroin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretildi. Kokain 60'tan sonra üretildi. Ne dediğini bilmiyor ya. Allah Allah. Laf mı bunlar? Hayır efendim, aramızda konuşma. Hayır. Tutanaklara geçecek efendim. Hayır efendim, ben bunu Atatürk, İsmet Paşa'yı kabul etmem. Açın. Efendim, tutanaklara bakmayın. Efendim, söyleyin, çıkartın. Ben söyleyeceğim ya. Tamam, söz istiyorum. Konuşmadınız, normal sürenizi evet kullanarak konuşun, buyurun. Tamam. Efendim, işin hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşin siyasi tartışma boyutu ayrı, tarihsel kişiliklerimize, onurumuza, şerefimize dönük laflar ayrı. Bir dakika. Bir, o eroin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretilmiş bir şeydir. Kokain, uyuşturucu işte kardeşim. Kokain 1957'lerde 60'lara kadar Amerika'da ev kadınlarına şurup diye satılan bir şeydir. Atatürk'le, İsmet İnönü'yle bu saçmalığın ne alakası var? Bunlar iftiradır, aynen iade eder. İkinci bir şey, kim Amerikancıymış? Ben cezaevinde karaciğerimden rahatsızlandım. Amerika'da bir doktora görüşmek için, görünmek için milletvekiliyken Amerikan Büyükelçiliğine gittim ve pasaport isteğinde, vize isteğinde bulundum. Amerikan çıkarlarının düşmanısın diye bana vize vermediler. Geldim buraya meclis genel sekreterine. Dedim ki bu ne meşgul, ben milletvekiliyim. Bu nasıl bir muameledir? Cumhuriyet tarihinde ilk kez karşılaşıyoruz dediler. Kim ilgilenecek kardeşim dedim. Dışişleri. Dışişleri Bakanlığı 2,5 yıl mücadeleden sonra Amerikalılara geri adım attırdı. Burası Beşiktaş oynanan bir yer değil. Herkes ağzından çıkanı, kimi neyle suçladığını görecek. Geçen sefer de Salih Başoğlu'yla ilgili bir şey söyledi arkadaşımız. CHP iktidarı değil. Salih Başoğlu kim? Yasadan'ın meşhur yargıcı. Adnan Bey'i özel olarak seçip bu genç bütün yargıçların en iyisidir, en şanlısıdır diye getirip oraya oturttuğu kişi. Sonuçta oraya evrildi. Teraziyi bozmayacaksınız. Teraziye nasıl çıkarsanız onun karşılığını görürsünüz. Şimdi hep beraber bakın Salih Bey, siz bazen tarihi baş aşağı ederek bir yolculuk yapıyorsunuz. Lütfen bu cehaletinizi giderin. Böyle şey olmaz. Okuyun yakın tarihi. İki tane şey söyleyeceğim size. Bunlardan birisi, burası milletin Kâbesi. Bu Kâbe'yi oluşturan kahramanlara, büyüklerimize dil uzatmayın.
O İsmet Paşa oğlu İzzet'in öldüğünü, o İsmet Paşa oğlu İzzet'in öldüğünü el defterine şöyle yazmış. Sakarya'da İnönü muharebelerini yürütüyor. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası yayınlarından çıktı. Diyor ki oğlum İzzet 3 ay önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. İnsan bazı adları alırken çarpılır yahu. Bu ne biçim bir şey ya? Bir başka şey daha söyleyeceğim size. Bakın arkadaşlar. Eğer çok güzel benim buysun ben konuşma hakkımı kullanıyorum kardeşim. Kardeşim ben mi başkan verdi? Başkan söz verdi. Bu süreyi de oradan kullanacağım. Bakın arkadaşlar. Temel problem şudur. Ben 40 yıl gazetecilik yaptım. Ben 40 yıl gazetecilik yaptım. 40 yıldır bu verilere sahibim. Uyuşturucu verisi bugün dehşet bir durumda. Dehşet bir durumda. Sen Trabzon'da gezdiğin zaman kardeşim sokaktaki anneleri dinlemiyor musun? Görmüyor musun? Bunun bakanla ne alakası var? Onunla bununla ne alakası var? Ülke uyuşturucu batağının elinde. Ülke antidepresanlarla ayakta duran bir ülke. Bunun siyasi sorumluluğu bana mı ait, sana mı ait? Niye bir eleştiri gelince hemen çatışma konusu yaratıyorsun? Kur bir komisyon katılalım. Hep beraber çözüm arayalım kardeşim. Memleketin çözümü. Efendim ve Salih Bey'le konuşuyorum ya. İlla niye oraya çekiyorsunuz ya? Salih Bey'le konuşuyorum. Ben 5 dakika hakkımı kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar. Uyuşturucu bir beladır. Bunun siyasi sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Sayın Bakan'a kadar gelir. Arkasında oturan bürokratlarımıza kadar gelir. Eğer bir oligarşik devlet değilsek, eğer bir demokrasi isek elbette bir siyasi sorumlusu olacak. Ben miyim siyasi sorumlusu? Oradaki bürokratlar değil de ben miyim siyasi sorumlusu? Kardeşim iyi yapılanı takdir ederiz. Nereden çıkartıyorsun? Komisyona geldi Sayın Bakan. Dijital komisyona geldi. Bilgi verdi. Kendisine teşekkür ettik. Yaptıklarına teşekkür ederiz. Yapamadıklarını da eleştiririz. Ben yalaka olmak zorunda değilim ki. Ben milletin vekiliyim. Ben sorunları söylemekle mükellefim. Anne geliyor sokakta gırtlağıma yapışıyor. Sayın Bakan ilk geldiğinde her okulun önüne bir polis koyacağım dedi. Nerede bu polisler? Sorumluluklarını niye yerine getirmiyorlar? Niye bu uyuşturucu yaygın? Bunların hesabını vermeden burada böyle tarihe gidip Atatürk'te İsmet Paşa'ya laf ederek gündem belirlemeyin. Böyle bir gündem belirlenmez. Sizi kınıyorum. Sizi kınıyorum. Teşekkür ediyorum.